İçerisinde de Avrupa kurumlarıyla uluslararası camiada beraber hareket eden bir Türkiye var. Avrupa Konseyi'nde beraberiz. Avrupa Konseyi. NATO'nun baştan beri en fazla yükünü çeken bir ülke. Şu an sizlerle beraber, NATO ile beraber Afganistan'da dünyanın birçok yerinde barışın sağlanmasına katkı veren bir ülke. Üye olmadığı halde gömrük birliğine tam onay vermiş bir ülke. Neresinden bakarsanız bakın, Türkiye hakikaten Avrupa Birliği'ne çok şey katar. Kendine yararlanır, kendine menfaatine eder. Ama Avrupa Birliği Türkiye'nin üyeliği söz konusu olduğunda topu taca atıyor her defasında. Doğrusu isterseniz Avrupa Birliği'ne orta sahada bir oyun tutamıyoruz. Hep faul yapıyor yani maç olduğunda göre. O terminolojiyle konuşalım. Devamlı faul yapıyor. Bu da Avrupa Birliği'ne olan ilgiyi Türkiye'de azaltıyor. Önde gelen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin siyaset adamlarının bir kısım demeçleri, tam üyelik dışındaki alternatif gösterme çabalarından bu güvensizliği artırıyor. Güven olmasa evlilik de olmaz. Birlikte bir hayat yaşayacağız. Birlikte ortak sorumluluk taşıyacağız. Karşılıklı güvene ihtiyaç var. Son anketlere bakarsak Avrupa Birliği Türk halkına yeteri kadar güven vermiyor. Başkanım bir bakabilir misin? Birinci katta benim. Evet.
yıktılar ben. Ay, yıktılar onun yeri aynı yere. Yani kapıdaki yeri aynı. Orijinal şeysi okumayı bırakmıştım. Tamam.
ben eşyayı çekeyim değil mi? Şey, benim de fotoğraf makinem var bir ya. Getirdim. Güzel bir çekiyorum resmi. Verin bana siz çekin resminizi. Ben de bulunca rica ederim. Evet, şurası mesela şey gibi görünüyor. Sayı veremiyorum, rakam veremiyorum ama önemli bir nokta. Macaristan'da Beyt Şehir çok önemli. Kültürel başka, evet. Kültürel şehir. Macaristan yapımı motifler, esinlenme. Orta Doğu'da. Evet. Törökország gibi şey yaptık. Türkiye'ye de gittiler. Bu aile Türkiye'de gittiler. A motivu mokat ondan. Az ihlet, tötlet. Motifleri topladılar. Motiflerin bazıları var. Avusturyalı bir mühendis diyebiliriz veya tasarımın yorum. Budapest'teki Türkiye ülkesinin ve eşinin. Amit köszöntöm a török elnöki delegáció összes résztvevőjét. Evet, Türk Meclis'ten katılan heyetinde uyuyorum. Nagyon örülök, hogy Szigetváron. Böyle onur verici bir heyetin gelmesi için çok mutluyum. Örömmel mondhatom, hogy látogatás. Son aylarda bu tür ziyaretlerden bu sonuncusu Beyi. A testvérváros Beyi törököket, akivel hosszú idő óta jó kapcsolatot állunk. És lélekkel jön hozzá. Kardeş şehrimiz olan Trabzon şehrinden gelen Türkleri ve bütün Türkiye'den gelen Türkleri mutlulukla bekliyoruz. Szigetvár minden polgárának a mindennapi életében bent van a török hódoltság kora. Szigetvár'ın her gününde Türk tarihten bahsediyoruz. Biz her gün bunu yaşıyoruz. És hogyha rövid látogatások alkalmával szétnéznek a városunkban, akkor látják, hogy az épített török emlékeket milyen szépen megőrizzük. Kısa bir gezi yapacağız şehirde ve Osmanlı döneminden kalma anıtların, binaların ne kadar güzel bir şekilde korunduğunu göreceksiniz. Az elmúlt időszakban nem csak kulturális delegációk voltak, hanem gazdasági delegációk is. Hem kültürel helyet. Nagyon örülök önöknek még egyszer. Tekrar hoş geldiniz. Gelmenizden dolayı mutluluk duyuyoruz. Fogadtatást az egész delegáció nevében. Persze, sizin de belirttiğiniz gibi burası bizim bakımızdan da önemli bir tarih ve kültür şehri. Számunkra is nagyon fontos ez a város, mint történelmi és kulturális. Burayla burada hepimizin sıcak hatıraları var. Nagyon kedves emlékeket őrzünk Szigetvárral kapcsolatban. Onun için Macaristan'a gelip de buraya uğramamak uygun olmaz. Nem hagyhatnánk ki, ha már egyszer eljöttünk Magyarországra ezt a várost.
da zannediyorum ilişkilerimiz açısından önemli bir hareketle sebebiyet veriyordur. Tabiatıyla yarın devlet ve hükümet yetkilileriyle mevkidaşımla da görüşeceğiz. Holnap természetesen az ország első számú embereivel is találkozunk. Ama gelmişken buraya da uğradık, sizinle de tanışmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. És nagyon örülünk, hogy megismerhettük magukat is, és természetesen ide is. Zaten Trabzon kardeş şehir, anlaşılıyor ki deniz olmayan Trabzonlusunuz, onlar da... Trabzon a testvérváros, ez pedig egy tenger nélküli Trabzonnak is felfogható. Trabzon bu kadar düz bir arazi değil. Trabzon nem ennyire lapos. Ama belli ki birçok ortak nokta var ki Trabzon'un kardeşliği olarak seçtiniz. De biztos nagyon sok közös vonás, közös pont van, ha eminim onlar da sizin kardeşliğinizden, kardeş şehir olmanızdan memnundurlar. Feltétlenül ők is nagyon örülnek és büszkék arra, hogy testvérvárossal lehetnek. Türkiye ile Macaristan arasında yakın bir işbirliği var. Bu her geçen gün daha da artıyor. Szoros kapcsolatok, együttműködés van Törökország-Magyarország között, és az napról napra Devletten devlete ilişkilerimiz son derece iyi. Államközi kapcsolatok nagyon jó. Karşılıklı olarak en üst düzeyde ziyaretler yapılıyor. Legfelsőbb szinten zajlanak a kölcsönös látogatások. Bunu halktan halka da geliştirmemiz gerekiyor. Jó lenne, ha a két nép is látogatná egymást, ugyanígy ápolna szoros kapcsolatokat ápolna, nem csak a miniszterelnökök közösségével. Bu ilişkiler açısından da Szigetvár çok önemli bir şehir. Szigetvár nagyon fontos a török-magyar kapcsolatok vonatkozásában. Belli ki ortak kültürümüzün, tarihimizin çok önemli eserleri burada var. Nagyon fontos emlékek vannak a török-magyar közös történelemnek nagyon fontos emlékművei, emlékei állnak. Onların korunuyor olması da ayrıca sevindiricidir çünkü bunlar ortak mirasımızdır. Örülünk annak is, hogy ezekre vigyáznak és óvják ezeket az emlékeket, ez egy közös örökség. Bunlar ne kadar koruyabilirsek, ilgi gösterebilirsek, hassasiyet gösterebilirsek, ilişkiler açısından da bu önemli bir katkı sağlayacaktır. És annál jobbak a kapcsolatok, nyilván minél jobban meri lehet őrizni ezeket az emlékeket, minél jobban lehet vigyázni rájuk. Biliyoruz ki iki ülke insanları da artık giderek karşılıklı, senede 100 bin civarında bizden buraya, Macaristan'dan Türkiye'ye geliyor insanlar. Évente közel 100 ezer ember látogat el Magyarországra tőlünk. Birbirlerine ne kadar iyi tanıyabilirse o kadar iyi olacak. És hát minél jobban megismerik egymást, annál jobban elmélyül majd ez a kapcsolat. Onun için biz de bu ziyaretleri teşvik ederiz. Burada da görüyoruz. Ezért ösztönözzük, hogy minél több ilyen látogatás jöjjön létre. Zaten Türkiye ile Macaristan arasında şu an herhangi bir siyasi sorunumuz yok. Nincs semmiféle politikai nézeteltérés vagy konfliktus. Siyasi sorun yoksa ilişkilerin gelişmesi için iyi bir zemin var demektir. Onu da iyi değerlendirmemiz lazım. Ha nincs nehézség a politikában, akkor rajta lépni kell és fejleszteni a kapcsolatokat. Bu düşüncelerle parlamento heyeti olarak bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ezekkel a gondolatokkal jöttünk ide és valósítjuk meg ezt a parlamento látogatást. Yarın çok verimli, faydalı görüşmeler yapacağız. Holnap nagyon, remélhetőleg holnap nagyon sok gyümölcsöző Buradan da iyi hatıralarla, iyi izlenimlerle ayrılmış olacağız. Szép emlékekkel szeretnénk majd visszatérni. Gösterdiğiniz bu sıcak karşılığını bu manada önemlidir. Size çok teşekkür ederim. Nagyon szépen köszönjük a meleg, szíves fogadtatást még egyszer is. Nagyon sok embedes átból. Nászló Jánosnak is köszönjük, többen is esélyültek, és ez a jó. Ilyen kedvenc.
A mozgása miatt, mert rosszul ment el még a múlt héten a eddig part. Ez egy jó helyszín, és ugye itt volt az a vizes árok, ahol... Thank you.
itt is van, itt van. Tiszte legy!
için çalmak onu verecekti. Biraz zoom olsa olur, o otomatik mi ya? Ne oluyor? Döküm mü? Var mı makine? Dur ben tutayım. Ha göstereyim. Tamam. Yok, o anıtları diyeceğiz. Anıtları mı diyeceğiz? Hı-hı. Anıtları diyeceğiz. Koyarız yani. Bunların komutanı. Sultan Süleyman'la Macar komutan Miklos'un. Arkada temsili mezarları varmış ya. İyi sağ olun. Size başarı dilemek için geldim. Yani. Sizden arkadaşlarımızla beraber. Yanında maçı seyredeceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Ben buradayız. Büyük gelişimiz var. He's the greatest for all the big lines. Sorry for that. If you don't mind, we could have a photo. Macarlar Avrupa'ya gelen barbarları, barbar halkları durduracak diye bir düş görmüş. Evet.
bu nedenle altın taç göndermiş. Evet, evet, her numara. Papazlar yaratmış. İşman ise kralımız devlet dini yapmış, Hristiyan olarak. Hristiyanlığa çevirdi Macar. Oy! Hükümetin bakanları oturuyor. Şöyle karşıda. Şu kadar çok bakan yok. Müsteşarlar buradayken öne geçebiliyor onlar. Ha, bakanlar kurulmuş işte. Komisyon da var. Evet. 386 kurulu. Bu biraz daha büyük. Önümüzdeki seçimlerde 2014'te bu sayı azalacak. Kırmızı yarısına 190. Macar vatandaşlar oraya gidip dinleyebilir meclis konuşmalarını. Tabii geçen konuşmalar çalıştı. İstiyorsanız ama hiç konuşmadan böyle sessizce. Bir çocuğu aldı. Tabii izin alarak, izin alarak. Buradan izin alarak, izin almış oluyoruz. Oradan ve. Tutanak tutanlardan biri bizim meclis. Tutturanlardan. Tutan değil de tutturuyor şimdi. Katip geçiyor ama Allah koştur. Divan dediğimiz o işte. Evet. Elinizi zaman. Yok yok, biz öyle tutmuyoruz. Evet. Şimdi tutturuyoruz. Evet.
Sayın Vekilim orada konuşurken orada ne var? O hızla, hızlı şekilde yazanlar o her 10 dakika değil. Başkanım, bu da divanın arkasındaki oda gibi yani. Ana binanda ciddi olarak elden geçmesi gerekiyor. Üç aya yetişmiyor. Evet. O iyi bir planlamayla. İçmek isteyen varsa kulüp. Kötü alışkanlığı olan yok. Niye? İçmez. Tamam. Bir daha. Ondan evvel. Hangisine bakıyoruz? Buraya bakabilirsiniz. Bir. Abla hocamsa bakalım. Evet. Öyle oldu ama 5-2 sefer. Şimdi şey bak. Nagyon esik. Szóval szakad. Szakad? A kocsiból vannak el. Hogy a témakörségben szembe dönt, tehát nagyon sok olyan kérdés van, amit érdemes lenne ma megbeszélni. De nyilván sok tanú van, de azt gondolom, hogy mindközül első helyen mégiscsak a legfontosabb, de aktuálisabb kérdés kell, azt gondolom, hogy napi rendre vennünk. Konucsok, ama en önemlisini konuşalım, görüşelim. Diyorum ki en önemlisinden bahsedelim. Előre bocsánat, hogy én szívesen beszélnék a gazdasági kapcsolatokról, az ekonomiai ilişkilerden bahsetmek isterdim. Az önök új készülő alkotmányáról. De azt gondolom, hogy mégis a legfontosabb kérdés van, az a nagyon súlyos konfliktus, ami te Törökország akaratán kívül. Elnézítem, Türkiye iszei dışında, iradesi dışında bugün olduğu sorduzó. Szomorúan hallottuk itt az elmúlt a
Alo. Lazım. Çünkü Nabucco projesi Türkiye üzerinden, hatlar Türkiye üzerinden geçiyor. És a török-magyar gazdasági kapcsolatok terén is számos kihasználhatatlan lehetőség van még, amit fejlesztenünk kell. Türk-magyar iş adamları arasındaki yani ticari, ekonomi bağları güçlendirmek lazım. A magyar és török parlamenti kapcsolatok azok kiválóak. Türk-magyar parlamento meclisler arasındaki ilişkiler mükemmel. Onlar ami nem csak a felső szintű és a bizottsági találkozókban öltestet, hanem a hivatalaink, tehát a parlamenti hivatalok együttműködésében is. Meclisler, başbakanlar, helyettler geliyor, gidiyor, dostluk gruplar arasında da ilişki çok iyi. És a jelenünkben is van jó néhány olyan párhuzamos momentum, ami erősíti az együttműködést, utalok itt például az alkotmányozás folyamatára. Mert sok benzer gelişmeler var, yani anayasai. Mi Törökországban is éppen zajlik, és Magyarországon is tulajdonképpen a sarkatos törvények Türkiye'de ise yapılıyor, megalkotása keresztül még mindig folyamatban van. Hala bununla uğraşıyoruz, yeni yasalar koyuyoruz anayasayla ilgili. Evet, Sayın Başkan'a teşekkür ederim. Köszönöm szépen, vaki daveti sebebiyle. Güzel bir ziyaret gerçekleştiriyoruz iki ülke açısından. Ben kanada verimli bir ziyaret gerçekleşiyor. Bizler iki dost ülkeyiz. İlişkilerimiz her geçen gün daha da gelişiyor, güçleniyor. Bu ilişkileri parlamentolar seviyesinde de geliştirmek istiyoruz. Ziyaretin amacı budur. Yaptığımız görüşmelerde hem iki ülke ilişkilerini değerlendirdik hem de karşılıklı olarak beklentilerimizi ifade etmeye çalıştık. Doğrusu Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler hem iki ülkenin yararınadır. Önümüzde önemli fırsatlar var, imkanlar var. Bunları daha da geliştirebiliriz, artırabiliriz. Karşılıklı olarak birbirimizin bilgisinden, tecrübesinden istifade etme imkanlarımız var. Bu ziyaretlerin amacı da bunları gerçekleştirmektir, kolaylaştırmaktır. Zaten hükümetler düzeyinde yoğun bir ziyaret trafiği yaşanıyor. Şimdi ben geldim, Sayın Başkan da en kısa sürede ülkemizde görmekten, parlamentomuzda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Bu anlamda iyi bir ziyaret gerçekleşmiş oluyor. Nagyon köszönjük és jónak tartjuk ezt a látogatást. Teşekkür ederim. Köszönöm szépen.
lesz este egy meccs. Mi a véleménye? Mit gondol erről a mérkőzésről? Hát, hogy mind a két ország válogatott szempontjából sorsdöntő mérkőzés lesz. Pedig itt akkor mit csinálok, hogy nem libír bűn? Aki nem nyer, az Kazan komoly hátrányba kerül a végső elszámolásnál. Kazan maján csak kötőbi duruma düsebilés. Hesszapper meg Zorunda. A válogatott számára vannak biztató jelek is, meg pessimizmusra okotató jelek is. Olumlu. Törökország legutóbb például nem várt vereséget szenvedett. Mesza Enson, Türkiye, Kaybetti. Nincs kimse beklemezni, ama mi pedig két húsjátékosunkat leszünk kénytelenek nélkülözni a sárgalapok miatt. Bizim iki uniójuntumus már ezt szakatlandi beja exik. Úgyhogy nagyon izgalmas mérkőzésre számítok. És Heyecanlı bir remélem, maç szokás közben olacak. Remélem szokás közben barátságban maradunk annak ve ellenére, umarım dostça bir havada ayrılırız, dost olarak ayrılırız en sonu. Siz başka bir şeyler demek istiyorsunuz? Evet, bu bir dostluk maçı esas itibariyle. Herkes ister ki kendi takımı kazansın. Biz de biz kazanalım isteriz. Ama sonuçta dostluk kazansın. Macaristan Sayın Cumhurbaşkanı da sordu. Ben de dedim ki evet, taraflardan birisi kaybedecek olsa da neticede Atilla'nın çocukları kazanacaktır. Evet, ben de meseleye böyle bakıyorum. Evet. Başarılar diliyoruz. Çok şikayet.
Otur otobüs ha. Otobüsün altını şey yapmışlar ya.
megtiszteltetés, hiszen egyetemünknek ez volt az első tanév, és az a 377. tanévadás van. Olyan érdekességek vannak, hogy történelmi minden, amelyek köszönhetünk. Érdekességként fogják. Amikor a balkáni háború során a médiát kérünk. Balkán szabaslárda bizim öğrencilerimiz. Takarşılıklı olarak eski çizimler, resimler, insanların yaptığı resimler gönderdi. Köyde mektalatçı. Konuşmak istiyorum. Zaten konuşmak gönderdi. Ezen yol sattı. Ziyaretinizde beni mutlu ettiniz. Köszönöm Stefan. Evet. Köszönöm Stefan. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Rektör. Böylesine önemli bir eğitim kurumunu ziyaret etmekten çok nagyon megtisztelő számunkra egy ilyen fontos előkelő oktatási intézményben járni. Burası Türkiye olarak elte bizim de ilgi duyduğumuz ve varlığından büyük memnuniyet duyduğumuz bir eğitim kurumu. Büszkék vagyunk az Elvére, és természetesen érdekel minket, hogy hogyan alakulnak itt a... Evet. Biz tabii resmi ziyaret vesilesiyle burada bulunuyoruz. Hivatalos látogatás miatt érkeztünk. Arkadaşlarımızla beraber. Ülke arasında gayet güzel dostane ilişkiler var. Nagyon siyasi jó, mondhatni baráti viszony van a két ország között. Kanaatim odur ki en kalıcı ilişki, kültürel ilişki. De szeretném, ha politikai kapcsolatokon kívül kulturális kapcsolatok is legalább ilyen virágzóak lennének. Kaldı ki bu ilişkiyi geliştirmek, ileri bir noktaya getirmek için de çok sebebimiz var. És hát érdekünkben áll, nagyon sok okunk van rá, hogy valóban jók legyenek ezek a kapcsolatok, és érdekünk, hogy fejlesztjük minden téren, elmélyítsük a kulturális kapcsolatokat. Evvela bir tarih beraberliğimiz var. Közös múltunk van, közös történelmi múltunk. Tarihin belli bir dönemini beraber yaşadık. A történelem bizonyos korszakában együtt éltünk, egymás mellett. Süre zarfında karşılıklı olarak kültürel etkileşim olmuştur. És hát rengeteg kölcsönhatás, kulturális kölcsönhatás van a kérdők között. Ayrıca geldiğimiz coğrafya köken itibariyle de zaten bir... Gökerenk is hasonlóak, azonos helyről érkeztünk. Din arasında da bir yakınlık var. A két nyelv is hasonló, sok a közös vonás. Dolayısıyla bu alandaki işbirliği ne kadar iyi gelişirse aramızdaki bağları kuvvetlendirmek de o derece kolay olacaktır. És azt szeretnék minél jobban elmenteni a kapcsolatokat. Şimdi gereken arkadaşlarım bana verdi. Útközben kaptam egy ilyen ayaküstü bir tespittir. İki sayfalık ortak kelime çıkardılar. Hip-hop összeállítottak egy-két oldalnyi közös szókincset. Dolayısıyla bu demin söylediklerimi ortaya koyan bir husus. Ez is azt támasztja alá, amiről az előbb az imént beszéltem. Közös a nyelv. Dolayısıyla iki ülke dilinin bu ortak noktaları bizim de hareket a két ország nyelve között rengeteg hasonló vonás, közös szókincs fedezhető fel. Bu türlü eğitim kurumları, enstitüler, bölümler gerçekten ilişkilerimizi daha kalıcı hale getirecek. Nagyon nagy szükség van az ilyen jellegű intézményekre, oktatás intézményekre, hiszen elmélyítik a két ország közötti kapcsolatot, nyomatékot adnak neki. Birbirimizi anlamayı kolaylaştıracak. És könnyebben megérti a két nemzet egymást. Ortak kaynaklarda buluşmamızı mümkün kılacak. Közös gyökereket, közös alapokat találunk így könnyedén. Dolayısıyla böyle bir zenginliği birlikte elde etmiş olacağız. És mindkét ország csak élvezheti vagy gyönyörködhet ebben a gazdagságban. Mesela bu kelimelerden baktım, Türkiye'de de çokça kullanılan, burada da. Átfutottam ezeket a szavakat, ez yani, egy szószedet. Demek ki bu kelimeler üzerinden bile birbirimizi anlamamız kolaylaşacaktır. Ezeken a szavakon keresztül könnyű lesz szót érteni. Tabii uzmanlar buradayken benim söylemem çok doğru bir şey olmaz ama. Vannak baktım, itt hozzáértő emberek, úgyhogy nem biztos, hogy ki fogom ejteni most ezeket a szavakat. Bu kelimeleri bilmemiz bile anlaşmayı kolaylaştıracak Kemalciğim. De ez is segít, tehát így is. Mesela biz anne diyoruz, ana, anya diyorsunuz. Anne vagy anya. Arpa. Arpa, ugyanaz. Alçak, alaksoni. Alçak, alacsony. Arslan, oroslan. Arslan. Oroslan. Ateş, tüz. Ateş, baba, apa. Baba. Gibi. Baya iki. És folytatom.
platformám a sor. Olyan kellően beleveli vagy? Rengeteg közös szó van. Nagyon csinálom, és magadra beszélve büdvözlök. Nagyon sok sikert kívánok, és vállalom, ez nem bőkül, mert miért tűnjük? Nagyon örülünk, számunkra megtisztelő az önök. Maradok jönni a rendzsiler, és csinálok, beszélve büdvözlök. És sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen. Két nép közötti régi, egykori régi kapcsolatok. A magyar még a 10. század előtti időszak. A második alapvető elem ez a magyarországi török hódoltság kora, amely a 15. századtól kezdődően, de valójában a 16. századtól a 17. század végéig. Kaçın sınıftasınız? Ben birinci sınıftan doktora. Doktora tanıdık yapıyorsunuz. Macar vatandaşı. Nereden geldiniz? Macar. Evet, Macar. Macarsınız. Evet. Siz? Ben de Macar. Macarsınız. Şey ne kadar öğrendiler diye onu sormasın. Evet. Evet. Ben dolaylı sınav yapıyorum şimdi. Yapmak istediğim o. Evet. Tercümeyle olduktan sonra çok gelmeyelim ama. Ben. Çok gelmeyelim. Yok canım benim. Kolumla yetiniz. Ona da şükür. Evet. Ben de Macar'ın gibi. Beşinci sınıftasın. Niye bu bölüm? Bu bölümü niye seçtiniz? Ben Ankara'ya gittim ve Türkçe bilmek çok Ankara'ya gittiniz. Evet. Niye gittiniz Ankara'ya? Erasmus'tan. Erasmus'tan gittiniz. Evet. Ben Madem Orşoya ve ben yüksek lisansla birinci sınıftasın. Birinci sınıftasın. Ne kadar okuyacaksınız bu? Bu bölümde. Niye? Ucu açık mı? İki yılda. Evet. Benim adım Gülce. Ben lisans üçüncü sınıfta. Üçüncü sınıfta. Evet. Epey ilerletmişsin zaten. Evet. Epey ilerletmişsin Türkçeyi. Nasıl oldu? Çok basit. Evet. Ne öğreniyorsun Türkçeden mesela? Öğrendiğin, aklında kalan bir şiir var mı? Okuduğun bir roman var mı? Bir fıkra var mı mesela? Şarkı var galiba. Şarkı var mı? Yok, ezberimde yok. Öyle mi? Evet. Mesela sevdiğin var mı? Böyle sevdiğin bir şarkı, türkü. Mesela Macar, Türk, ortak aklında kalan şeyler var mı? Şimdi şarkı
aklıma gelmiyor, sadece sözcükler geliyor. Türkiye'de mesela kimleri tanıyorsun şarkıcı? Kopya vermek yok. Çok şarkıcı tanıyorum. Mesela Sezen Aksu. Ha, Sezen Aksu. Evet. Başka sizden var mı aklınızda kalan? Şarkıcılardan falan dinlediğiniz bir şey var mı? Peki onun dışında bildiğiniz kimse var mı böyle? Şarkıcı mı? Ya Türk ilgili, Macarlı ilgili. Evet. Aklınızda, Türkiye deyince aklına ne geliyor senin? Ne kalıyor? Üçüncü sınıf olduğuna göre. Çok mu soru soruyorum? Ya nasıl bir ülke Türkiye? Çok güzel bir ülke. Neresi güzel? Seviyorum. Efendim? Yerlerini çok seviyorum. Ha, neresi yani, güzel mesela? Şehirlerimiz. Mesela en çok hangi şehir? İstanbul'da mı? İstanbul'u seviyorum. İstanbul'da mı? Onun dışında İstanbul meşhur. Evet. Onun dışında Erzurum'u da seviyorum. Erzurum. Gördün mü Erzurum'u? Gördüm. Çok hoş bir şehir. Şehir. Ama o oranın insanları çok müttedandır böyle. Böyle çok fıkralıdır Erzurum üzerine orası. Tarih, kültür, şehir, güzel bir şehir, doğru. Evet, Türkiye'yi görmeyen var mı içinizde? Gördünüz mü Türkiye'yi? Nereye gördün mesela? Ravut. Erdemiz'i orasını gördüğümde Doğu Bölge'ye. Sizle ve Doğu bölgelerini görüyorum. Sen biraz daha sık konuşman lazım bunlarla Türkçeyi. Bunlar birinci bir teste konuşuyor. Biraz böyle bir şey orada çıkarmamız lazım. Evet, sen? Benim adım Nega, ben 5. sınıf. Yani yüksek lisans. Yüksek lisans. Ve ben mesela eski Türk şarkıları dinlerken bu dili öğrenmeye karar verdim. Çünkü ben ilk hangisi o? Herkesin. Ha, onun çağdaki. Oraya ben de gidemem. Orası çok uzak. Şimdi son zamanda var mı? Televizyonlar falan buradan da seyrediliyor. Bizim Türk televizyonları. Şarkılar, ülküler, hikayeler. Mesela okuduğu Türkçe kitap var mı? Onlar da iyi, onlar da güzel konuşacak. Sen niye bu bölümü seçtin? Aslında Türk kültürünü ve tarihini çok sevdiğim için seçtim. Tarihini. Tarihini, evet. Ne okuyorsun? Okudun, seçtiğine göre okuduğun bir şeyler var. 5. sınıfa kadar da geldiğine göre. Ne okudun? Dervişlerle ilgili. Burada epey derviş var. Gül Baba var. Gülis Baba var. İlyas Baba var. Bunların hepsi derviş. Bunların hikayelerini biliyor musun? Dervişler gönül adamı bunlar. Silah, bıçak yok. Kavga, dövüş yok. Yani tam da dünyanın ihtiyacı olan şeyler. Konuşuyorlar. İyi insan olun diyorlar. İnsanlığa faydalı olun diyorlar. Dervişlerin özünde bu var. Değil mi? Buradaki Gül Baba. Niye Gül Baba demişler? Çünkü onun çok güzel bir gül bahçesi. Gül bahçesi. Sarında gül mü taşırmış? Evet. Bak ne güzel. Tabii. Gittin mi Gül Baba'ya? Evet. Dilekte tuttun mu? Buraya gidenler dilek tutuyorlarmış. Tuttun mu? Tutmadı. İyi, tamam. Dilekleriz. Yok bakalım. Direkt tutacaklar vardır.
ben buradaki arkadaşların dileklerini biliyorum. Bir defa ben seçilme dileğidir onların. Ve dizinin sonuna geldik. Peki. Türkiye'den birileri gelse ondan şunları isteriz diyebileceğiniz, ne isteyeceğinizle ilgili bir şeyiniz var mı? Mesela benden ne istersin? Hani masallarda var ya, Türk masalları. Dile benden ne dilersen. Filan öyle. Yani bir isteğiniz var mı? Efendim? Hocam bu önemli bir şey. Ne var onun bir şeyini bilebilirsek bizim yapabileceğimiz bir şey. Sayın de yani ihtiyacınız olan, tamam o şeyle Ziya Bey'le konuşacağım dönüşte de. Yunus Emre Kültür Merkezi. Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ilk evet. Kurarsanız o onlar kurtarımız geldiğinde de onu hep çalarız. Evet. Peki sormak istediğiniz bir şey var? Şimdi ben de kendisiyle tanıştığınızı ben şimdi şu Yavuz Sultan Selim'in parça divanından bir edisyon kiti yapmaktaydı. Ve ondan başka şey Mehmet Fuzuli'nin Bengübade adlı mesnevisinin hakkında bir kitap yazdı. O Yavuz Sultan. Şiirler pençeyi karında olurken lersan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Yavuz Sultan Selim'e ait var. Ama bu Türkçe değil. Farsça şiirler hakkında. Bu işte o zamanki Türkçe bir kısmı Osmanlıca diyoruz. Farsça, Arapça, Türkçe karışık bir dil Osmanlıca. Burada her üçü de var. Farsça yazılan şiir de bu kadar. Evet. Yani bu karışık. Ya asistanım adından Dor Kovac, ben Divan-ı Humayun defterlerinin bir çeşidiyle alakalı araştırma yapıyorum. Doktoramı yazmaktayım şimdi. Şikayet defterleri üzerinde çalışıyorum. Yani 17. yüzyıla ait. Şikayet defterleri. Şikayet defterleri. Evet. Çok mu şikayet etmişler? Çok bir çok şikayet etmişler. Ne var? Gibi şikayet, şikayetlerde aldım. Konu olarak ne var? Neden şikayet etmişler? Genellikle bu şey kaynak özellikleri bakımından araştırma yapıyorum. Yani farklı konular var. Farklı konular. Mesela ne var vergi, bunda? Vergi konularından vergi. Başlayarak davacıların sorunları, davalıların sorunları. Evet. Evet. Ombudsmanlık konuları işte bak bunlar. Evet, Osmanlı tarzı. Ben onu bilerek sordum. Ombudsmanlık konuları. Kamu denetici diyoruz, ombudsman. Evet. Ha. Şimdi ombudsman diyoruz. Ombudsman diyoruz, evet. Divan-ı Humayun'dan başka bir merci olmamışken, ombudsman evet. Olmamışken. Evet. Onların dışında. Ben Cebrail. Ben ikinci doktorada ikinci sınıftayım ve babamın sayesinde bu bölümünü seçtim çünkü babam da tarihçi ve ben Osmanlı tarihiyle meşgul oldum. Ne güzel. Ama ilk olarak ben başka bir okula gittim, üniversiteye gittim ama ondan sonra ondan çıktım ve buraya. Buraya gelince Türk dilini sevmeye başladım ve Türk dilini sevmeye başladım ve bunun sayesinde ben de böyle çalışmaya başladım şimdi. Macar Bilimler Akademisi'nde çalışıyorum tarihçi olarak ve Profesör Gerd Hazar ile o da gayet ünlü bir dilci Osmanlı dillerine çalışıyor ve benim konum ikinci Abdülhamit'in Çağrı ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı toprağında cenk eden Macarların anılarını topluyorum ve böyle şeylerden ilgileniyorum. Evet. Çok güzel. Cebrail kim biliyor musun? Evet. Vallahi bir meleği. Meleği. Ne yapıyor? İş bölümü var orada. Evet. İyi haberler diyorsun. Haberler.
geçtiğin dönem önemli bir dönem. Yani benim için ve sizin için. O hepimiz için. O dönem iyi bilinmezse Balkanlardaki gelişmeleri anlamak kolay olmaz. Çok güzel bir tespit. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Benim adım Tekler Orhan. Ben de doktora yapıyorum artık. İkinci sınıftayım. Benim konum aslında Türkiye ile Macaristan arasındaki hem siyasi hem diplomatik ilişkileri. Çok karışık bir konu bence. Bununla ilgili araştırma yapmaya çalışıyorum. Çok mu karışık, çok mu karıştırmışlar? Yok ya, o kadar da değil. Diyebiliriz. Çok karıştırmışlardır. Yani o kadar karıştık değil. Ama başkaları karıştırmıştır. Yoksa bize kalsa biz karıştırmayız. Evet. Değil mi? Evet. Yani ben öyle olduğunu inanmıyorum. Hangi yüzyıldan itibaren? 20. yüzyıl. 20. yüzyıl. Evet, son. Özellikle 20. yüzyılın birinci dönemi diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'nın son dönemi. Acılı dönemler onlar. Siz 1956'da Sovyet rejimi kurulduğunda Türkiye'de pek çok kişi camilerde sizler için dua etti. Bunu bilir misiniz? İsyan sırasında. Evet. İsyan sırasında. Evet. Peki. Benim adım Arita. Ben de doktora öğrencisiyim. 19. 20. yüzyıl Türk Edebiyatı hakkında yazacağım tezimi. Son sınıf öğrencisiyim. Araştırma 1950 yıllarındaki Türk Edebiyatı'na da özellikle öykü edebiyatına odaklıyor. Bir de ondan sonra ve onun yanında Sevim Burak adındaki yazarın yazılarını incelemek istiyorum. Bu bizim edebiyatımızın da en hareketli olduğu dönem. Mesela kimler üzerinde çalışıyorsun? Aslında o dönemde olmayan bu Sevim Burak, bu yazar, o çok... Kim? Sevim Burak. Sevim Burak. Sevim Burak normalde Türklerin bile maalesef tanımadığı evet. Bir yazardı. Çok zor olduğu için, yani benim de anlamadığım şeyler var orada, valla. Ama ondan biraz önceki 1950 yıllarda mesela Ferit Edgün'ün yazılarını çok ama çok beğendim. Hı. Aslında bence Kierk hem Türk hem Avrupalı anlamda çok çok kaliteli, çok da eşsiz söyleyebildiğimiz yazar bence oldu. Bu benim düşüncem, yani başka düşünceler de var. Yani Ferit Edgün'ü çok sevdim ama o sadece öykücü değil, yani romanlar için de çok kaliteliydir. O kadar zor değil. Mesela bizde yeni dönem, birkaç sene ben Nobel ödülü aldım. Evet. Güzel olmasın mı? Güzel ama yani herkes onu araştırmak istiyor.
Gül Baba. Şöyle bir çekeyim, bir çekeyim. Bu önce gelsin. Koç. Török, jasz, fográs középről, tiszte, leg! Fegyvert! Lap! Hossz! Díszörök, pihenj!
Kartınızı buradan alırsınız. Tamam. Tamam. İstersen şurada bir fotoğraf alın. Tamam. Tamam efendim. Tamam efendim.